17 Ocak Salı Cumhuriyet Murat Ağrel Sudan proje çöp oldu. Sevakin Adası'nın Türkiye'ye tahsis edildiği, Türk askerinin görevlendirildiği, en az 600 milyon dolarlık Türk yatırımlarının olduğu Sudan'ı hatırlarsınız. Erdoğan'ın en sevdiği ülkelerden biri. Bu sevginin nedeni nereden geliyor bilinmez. Sudan'da darbe oldu, Erdoğan'ın büyük hürmetle ağırladığı el beşir hükümeti devrildi. Yeni gelen hükümetin Enerji ve Madencilik Bakanı Adil Ali İbrahim, Devrik Devlet Başkanı Ömer Elbeşi rejimine bağlı olan şirketleri yakıt krizine neden olmakla suçladı. 13 yolsuzluk dosyası açıkladı. Elbeşir, 30 yıllık iktidarı sonrası görevden alınarak tutuklandı. Evinde 130 milyon dolar para çıktı. Ailesi ve ortaklarının 4 milyar dolar değerindeki varlıklarına el koyuldu. Uluslararası Ceza Mahkemesi El Beşir'in İstanbul'da bulunduğu sırada tutuklanması için Türkiye'den talepte bulunmuştu. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir'i teslim etmemişti. Erdoğan'la El Beşir'in arasının iyi olduğu biliniyor. İki isim birbirledine kardeşim diye seslenirdi. Bunları anlatmamın bir sebebi var. Türkiye ile Sudan arasında bir anlaşma imzalandı. İkili tarımsal işbirliği ve ortaklığına ilişkin anlaşma Anlaşma 4 Nisan 2015'te kabul edilerek geçerli oldu. Anlaşmayla TİGEM öncülüğünde Sudan'da 12.500 hektar alanda pilot bir çiftlik kurulması tahsis edilen diğer arazilerin ise Türk girişimcilerine açılması planlanmış, TİGEM tarafından kurulması öngörülen şirketin sermaye dağılımı %20 Sudan, %80 Türkiye olarak belirlenmişti. Sözleşme süresi 35 yıl olarak öngörülmüştü. Türkiye'de arazi kalmadığı için Sudan'a çiftlik kurmaya gittik. Ancak Sudan Devlet Başkanı Ömer Elbeşir, 2019 yılında yapılan askeri darbeyle devrilince projenin hayata geçirilmesi kesintiye uğradı. İşte bu anlaşma kapsamında kurulan şirket ayrıntılarına ulaştım. Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ, merkezi Ankara'da, sermayesi 66 milyon 500 bin Türk lirası. Ödenmiş sermayesi ise 14 milyon 711 bin lira. Türkiye tarafı 53.2 milyon lira ödemeyi taahhüt etmiş ve 14.7 milyon lira ödemiş. Sudan tarafı 13.3 milyon lira öderim demiş ama ödeme yapmamış. Yönetim kurulu 5 kişiden oluşuyor. Şirketin başkanı Ecmel Ercan. Yönetimde bir de Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'ndan yetkili Babiker Osman Muhammed Ali isimli birisi var. Neyse amaç Türkiye'de tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu ham madde üretiminin yapılması olarak belirtilmiş. Hiçbir iş yapmayan şirkette 2021 yılında sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı ve ikramiye olarak 419.965 lira harcama yapılmış. Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın aynı sermaye taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle şirket faaliyetlerine başlayamamış bile darbe olunca her şey ortada kalmış. Şirket kurulmuş ve Türk tarafı olarak biz sorumluluklarımızı yerine getirmişiz. Türk milletinin vergileri çatır çatır yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödeniyor. Ancak ortada bir faaliyet yok. Dönem sonunda 1.8 milyon Türk lirası faiz geliri elde edilmiş sadece. Sudan tarafının aynı sermaye olarak koyması gereken 12500 hektarlık arazinin şirketin kullanımına verilmemiş olması, şirketin faaliyetlerine başlayamamış olmasının önünde en büyük engel olarak gösteriliyor. Bekir Pakdemirli de görevden alındı. Büyük tanıtımla kamuoyuna sunulan bu proje çöp oldu. 17 Ocak Salı Cumhuriyet. Murat Arel. Sudan proje çöp oldu.